Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Mad Games Tycoon 2 adlı amına kodumun oyunuyla beraberim. Yine uğursuzluklar devam ediyor, yine badireler devam ediyor. Başarılı olamıyoruz yani. Bu işi tutturamıyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Bu radyatörü ben şuraya şöyle koyayım. Ondan sonra şu odaya geleyim. Bu odayı büyüteceğiz tekrar. Gözlüğümü ver. Bu odayı büyüteceğiz. Şu oda araştırma odası. Niye büyütemiyorum? Kapı orada olduğu için mi? Tamam, kapıyı buraya alsam büyütebilir miyim? Büyütemem. Niye ısrarla? Şunun yüzünden. Bu Allah'ın belası yüzünden büyümüyor. O zaman onu oradan çıkaracağız. Bunu nereye alacağız? Ya bir siktir git dolaş. Dolaşırsa dolabını. Lan bir git. Bunu... Ya bu 2 dakika dursun işte bir yerde. Bunu bana bir yere koydurmak zorunda tut. Bırakma ya. Bu... Oğlum bu oda niye büyümüyor? Ben kendimi mi öldüreyim lan? Israrla büyümedi oda. Böyle bir büyütme yaptık saçma sapan. Kapısını da... Nereye alayım? Orada dursun kapı. Tamam, şimdi... Şu masayı böyle aldım. Ondan sonra buraya bir tane daha araştırma masası koyacağım. Çalışma masası 4. Şunun yerini şuraya al. Bir tane daha araştırmaya hadi. Çalışma masası 4. Gel abicim. Bir kişi daha sığdırırım ben buraya daha sonrasında. İdareten böyle dursun. Bir tane daha araştırmacı eleman. Bilim insanı diyor, araştırma diyor. Şunu aldık. Bunu aldık, buraya koyduk. Hadi abicim, biraz hızlı. Biraz hızlı. Bunlar motoru geliştirdi geçen bölümkü. Yerelleştirme falan yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Devam edin hemen. Motor geliştir değil, dur. İş sözleşmesi. Sözleşmeyle oyun yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz, evet. Ödeme 600 TL. Bonus 38.000 TL. Tamam. Ha yok. Oo. Yapamam, bunu yapamam. Bu direkt oyun yapıyor. Öyle değil. Biz normal kısa görev yapmaya devam edelim. Hata yıklama falan yapın. Şu simülasyon araştırması bitemedi bir. Bitse. Rahat edeceğiz de. Standart kabin. Oyun seç. Listemiz oyun yok ki. Gösterebileceğimiz oyun yok. Gidemiyoruz. Fuara gidemiyoruz. Tamam, o zaman bir oyun geliştirelim artık. Bekleyemeyeceğim onu. Yeni oyun. Ana tür strateji. Alt konu. Tarihi denedik olmadı. Dünya savaşları stratejisi. Aynı zamanda da tarihi. Lisans yok. Lisans yok. Oyun büyüklüğü B. Hedef kitle. Yetişkin. Oyunun ismi. Total War. Total War değil. Total Fight Yarax yaptık. Devam ediyoruz. Oyun motoru bizim kendi yaptığımız Murai Engine. Amına koyayım, benim sahip olduğum benim oyunumun motorunun 8 özelliği var. Aldığım diğer şeylerde de 33 özellik. Abi çok saçma ya. Bilgisayarda yapabiliyoruz. Modern 3D grafikler, evet. Çevresel ses dönüştürmesi, evet. Geliştirilmiş yapay zeka, evet. Geliştirilmiş fizik, evet. Hile koruması var. Bunların hepsi var. Şimdi tümünü seç. Bütün diller var. İş önceliğini şöyle yapsak. İş yükü hayvan gibi oldu mesela. Şimdi hikaye, oyun uzunluğu. Böyle bıraksam. Bilmiyorum çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Hep patlıyorum. Babuş. Yıkılabilir dinamik dünya var. Başka ne var? Klavye desteği var. Fare desteği var. Kontrol noktaları ne? O strateji zaten önemli değil. Save point diyor. Oyun kontrolcüsü. Şifre kaydeder. Oyunu kaydetme var.
Gece gündüz döngüsü var. Öğretici var. Yeni oyun artı ne? Birden fazla son. Seviye editörü var. Çevirme içi çok oyunculu yok. Mod desteği var. Ayarlanabilir HUD var. Sandbox var. Tamam. Devam ediyoruz. İş önceliği %100'den fazla olmamalıymış. O zaman sesi kıstık. Teknikleri kıstık. Grafiği kıstık. Teknik ve ses düşük. Oynanış ve grafikler yüksek. Şöyle. Oyun uzunluğu. Atmosfer, içerik. Oyun derinliği. Kemik kitle sıradan oyuncu. Kemik kitleye yönelik yaptım yine. Lan başlattım direkt dur. Bu yine böyle bir şey oldu bak bu. Yine bok gibi bir oyun yapacağız galiba. 883 bin dolar harcamışım. Biz ne zaman başarıya ulaşacağız ya? Araştırmacı ne yaptınız? Şu simülasyonu bitirin artık amına koyayım. Nasıl bu kadar uzun sürebilir lan? %31'deyiz. Bu da büyük ihtimalle hüsran olacak. Ne diyor? Aynen burada bir şeyler var evet. Şimdi hocam. Economic Simulation. Normal simulation'ı göster bana bir. Simülasyonda spor falan yapılıyor. Evet doğru. Tamam bu araştırma bitince hemen bir spor falan araştıralım konu olarak. Millette mutsuzluk. Aa %86'ya çıkmış. Daha düşüktü. Konular. Tır var mı tır? Yok. Taşımacılık gibi bir şey var. Taşımacılık simülasyonu. Tamam güzel geliyor. Süper bir şey geliyor. Ücretsiz bir oyun müziği bestelenmiş. Süper. Taşımacılık simülasyonu yapacağız. Bir sonraki bölüm oyunumuz o. Yeni güncelleme de yapıldı. Tamam. Babuş. Yeni bir oyun geliştirin. Yeni oyun. Oyunun ismi dur önce bir simülasyon. Ana konu taşımacılık. Alt konu yok yani taşımacılık. Lisans yok. Bu. İkisini birden seçemiyorum. O zaman yetişkin dedim. Standart oyun evet standart. Murat Engin Ekin. Baş tasarımcı. Oyunun ismi de Dig Truck Simulation. Devam ediyoruz. Oyun motoru. Yani 33 özellikten bahsediliyor burada. Aga yani bilmiyorum. Mura Engine rezalet. Ama daha mı iyi bilmiyorum da. Bilmiyorum. Personal Computer'ı seçtik yine. Mesela stratejiye özel bir şey var mı? Aksiyon. Aksiyon. Özel tür ne demek? Üçüncü şahıs nişancı diyor. Birinci şahıs nişancı diyor. Gerçek zamanlı strateji diyor. Simülasyon mesela. Super Pretendo Entertainment. Bunu mesela başka bir şeye daha çıkartılabilir. Evet. Alalım o zaman bunu. Bir yandan başka bir yere daha çıkartmış oluruz işte. Başka da simülasyon oyun motoru yok zaten. Simülasyona özel. İkinci bir platforma daha koyamıyoruz mu lan? Aa boşu boşuna para verdim yani ona. Allah kahretsin. Ne benim aldığım motor? Satın alınmış motorlar. Şu ne hocam? Super Proton Entertainment Set. Bilmiyorum ki. Pretendo diyor. Aldık bunu. Buna da para verdik. Hala yok yani. Hala şey yapamıyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Yine
Murai Engine'le bilgisayardan devam ediyoruz. Hile yazılımı koruma koyuyorum. Her şey gelişmiş, her şey gelişmiş. Simülasyondayız, evet. Simülasyondayız, bakalım nasıl yapılacakmış. Ulan bir şey diyeceğim, burada simülasyonda taşımacılığı yazmamışlar. Ben bu riske girmeyeceğim. Ben bu riske girmeyeceğim. Simülasyonu seçtim, buradan spor seçeceğim. Bir kere adamların dediğini dinleyelim. Yazan rehberde denileni dinleyelim, bakalım ne olacak. Korktum çünkü. Şimdi neye vermiş öncelik? Oyun derinliğine doğru -2. Buna kemik kitleye doğru da -5. Tamam. Atmosfer şöyle. Uzunluk ve görseller böyle. Grafiklere %10 önem vermiş. Seslere %40 önem vermiş. Teknoloji ve gameplay 25. Onlar nerede ki lan? Grafik, teknoloji, gameplay. Gameplay şu 25. 25, 10, 40. 25, 10, 40. Bu da 25. Bütün diller var. Bütün diller var. Çok güzel. Devam ediyoruz. Sonrası bunlar önemli değil mi? Galiba değil. O zaman. Hocam. Hava efektleri var. Sad Max var, mod var. Bu benim önce yaptıklarım zaten kesin var. Ayarlanabilir kontroller kesinlikle var. Ayarlanabilir HUD var, mod desteği var, yıkılabilir dünya var. Öğreticisi var ve klavye fare desteği var. Daha fazla da ekleyemiyorum zaten. Tamam. En son ha bu. Uygulama içi satın alım işlemi bizde yok ki. Öyle bir şeyimiz yok ki bizim. Ha bu başka. Var bas, hepsine bas, hepsine bas. Hepsine bas. Tamam de. Hadi abiler beni mahcup etmeyin. Bu sefer bir boka yarayın. %1, %2, %3. Hadi abicim. Sağ tarafta çok büyük zarardayız. Çok büyük zarardayız. Satışlar berbat. Bakın yukarıda Total Fight Yarax -312.000. Aşağıda Total Fight Yarax Taşak Fighters -342.000. Bitik. Mevzu çok kötü. Ya satış var mı? Var. Küçük kabin alıyorum bir tane. Oyun seçiyorum. Dig Truck Simulation. Yapıştırıyorum. 2296 ayran. Bu sefer olacak. Bu bizim dönüşümüz olacak. Geri dönüşümüz olacak. Yeter ki şu oyunu zamanında bitirebilelim. Yayınlayabilelim. Paramız bitmeden. Çünkü 5 milyon küsur dolardan geri kalan benim param şu an $372,000. Rezalet. Gerçekten rezalet. Allah'tan satışlar hala az da olsa sürüyor. Azar azar da olsa sürüyor. Bize biraz ekonomi sağlıyor. %30 muydu bunun puanı? %20 idi galiba. Fena değil yani. %1'e göre. 20 kat daha iyi bir oyun yapmışız baktığınız zaman. Araştırma ne oldu? Çok yavaş bunlar ya. Bunlar ne yapıyor ya? Üşüyormuş. Paşam. Üşümüş. Al hadi vereyim sana bir tane. Bu arada Total Fight Yarax kâra geçti arkadaşlar. Eğer Taşak Fighters'ı yapmamış olsam şu an dehşet kârdaydık. İnanılmaz garip yani böyle bir şey yaşanabilmesi gerçekten garip. %20 ile kâra geçebilmiş olmak. 168 mi var kâr etti. Şimdi bunlar ne araştırsın? Ne araştırsın? Ekonomik simülasyon araştırması yapsınlar. Oyun bitti. Güzel. Hepsinden yeni rekor kırdık. Bunlar da ne bilmiyorum ama. Cilalayalım biraz oyunu. Bu bizim önemli bir oyunumuz olduğu için ciddi bir cilalama aşamasından geçsin istiyorum. O bug'lar bitecek abi yani. Bu bir şekilde olacak. Önem verdiğim bir oyun. Sonuna kadar bekleyeceğim. Dayanabildiğim kadar dayanacağım. Mad Games ödülleri geldi. Yılın en kötü oyunu değilimdir artık. %20 ya. Eleven Master Remastered. Evet güzel. Bizden kötüsü olmuş sonunda. Dipten çıktık sonunda. Dipten çıkmış yangın. Sahip çıkalım Dide'ye. 123 tane bug. Bitirin. Bugları bitirin. Bunlar anlık etkiler mi?
Oo, %50 daha fazla satış varmış Noel dönemi. O zaman ufaktan açalım artık. Yine bekleyemiyorum. Çok sıkıcı bunu beklemek. Aşırı sıkıcı. Middle. Hadi be abi. Hadi be abi. Hepsinden artı biri aldık. Bu sefer olsun be abi. Tu ananın amına koyayım ya. Adamların dediğini yaptım ya. Ya adamların dediğini yaptım. Ya benim bu grafiklerinden ne istiyorlar? Oyun sadece eğlenceli olmak istemiyor diyor. Grafiklerin birisinin ekrana tükürmüş gibi göründüğünü söylemek abartıdır diyor. Ama oldukça çirkin diyor. Mendeki şarkı harika geliyor. Bundan sonra sesi kapatmak iyi olabilir. Kontrollerle ilgili olarak kısa bir eğitim sonrası büyük bir sorun yaşamazsınız. Bu oyun kimseyi uzun süre eğlendirmeyecek hayal kırıklığı. Dedi bitirdi beni ya yine. Yine beni bitirdi ya. Sonuçta sonunda ikinci platform açılmış. $205,000 kar etti bu. Rezalet ya. Dick Truck Simulation. 9000 sattı. Açılış haftasında. Bir de %50 fazla satış varmış şu an ona rağmen. Kızgın hayranlar. 10.000 satıyor şu an Allah'tan da. Abi. Yani. Oyun motoru bakalım. Tamam, daha iyi oyun motoru bakalım. Teknoloji seviyesi en yüksek bir oyun motoru ver bana. Sandbox var. Daha fazla da seçemiyorum. Tamam. Tamam. Hadi yapıştırın hocam. Haydi kardeşler. Total Fight, Yarax, Taşak Fighter 37.000'de. Dick Truck Simulation'da inşallah toplayacak. Age of Fuckers'ta direkt bir problem yaşadık ama çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bu üçüncü şahıs nişancı bitmeyecek bu gidişle hiçbir zaman. Ne yapalım? Eleman maaşlarını mı arttıralım abi? Çalışan ayarları. Fazla mola verelim. Ama biraz baskı uygulayalım. Motivasyonu da 70'te yenileyelim. Kriz zamanı ne oluyor? %100 yapalım ben bunu. Hadi lan. Gidin keyif mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Ondan sonra geleceksiniz burada eşek gibi çalışacaksınız. Burası niye soğuk ya öyle? Kaç tane yapacağım oraya bundan ben? Yapamıyorum kardeşim bak, olmuyor oraya. Kusura bakma. Hızlı. Hızlı. Keyfinizi alın. Gelin burada adam gibi çalışın. Doğru düzgün çalışın. Ne oldu? Yarak. Evet. 500.000 maliyet. 548.000 satış. Yani. Belli bir ciro, belli bir kar var tabi ama çok cüzi bir kar. Dick Truck Simulation karda şu an. Güzel. Fena değil. Yani o puana göre. Age of Fuckers'ta bir puan daha kazanıldı. Şu araştırmayı bir kişiyi daha almam lazım ya. Da sığmıyor ki. Şunu bir satar mısın? Bunu da şöyle getir. Bir masa daha böyle al abi. Tamam, şunu da duvara daya. İşçi bulma piyasasından. Araştırma. Bilim insanı aynen gel. Bu oyun tesisi bu değil. Bilim insanı. Şunu hızlı bitirelim lütfen. Ne diyor? Bilgilendirilmiş bir soru ama cevap... Ne diyorsun oğlum ya? Hadi abiler bu sefer olsun. 390.000 kardayız diğer tarafta bak. Hayal kırıklığına uğratıyor bizim grafiklerimiz. Ne kadar kötüyse grafikler. Of masraf. Patladı masraflar. Hemen bir kabin. Oyun seç. Age of Fuckers. Hatta dur bu da değil. İki oyun orta kabin. Age of Fuckers ve Dick Truck Simulation'ın reklamını verelim orada. 9700 hayran geldi. Hayran geldi de biz bu hayranları kanalize edemiyoruz. Binayı da büyütemiyormuşum ben, yanılmışım. Bu bir yanılsamaymış sadece. Bu hayranlara cevap veremiyoruz. Bu hayranlar düşecek.
Şu an yine bir orta kabin yapacağım ben. Yok, orta değil, küçük kabin yapacağım. Bir oyunu iki fuarda da tanıttık ve şu anda çıkmasına ramak kaldı. 2500 hayran daha oldu. 26-25 hadi abi ne diyor? %30 daha az satış. Ha, yaz rehaveti bitsin o zaman. Ne zaman bitiyor yaz rehaveti? Neredeyiz şu an? 7. ayın 3. haftası. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız. Ağustos. Bir aydan bekleyelim. O zaman ben bir oda yapımına bakayım mı? Ne yapalım hocam? Şey su yapma. Git. Şöyle yapalım. Bunu ben alacağım. Kaktüsü bir al şöyle. Bunu bak buraya koydum. Sonra bunu buraya koydum. Bu elemanı da alıp şuraya koysam. Şu kaktüsü böyle koysak. Tamam, şimdi burasını başka bir oda haline getirmek lazım. Müşteri desteği diye şöyle bir oda haline getirmem lazım burayı. Onun için de öncelikle bu odayı önce bir yıkmamız gerekiyor şöyle. Tamam, bu oda böyle. Bu arkadaşları tekrar. Amına kodumun saatini koy işte bir yere. Bu arkadaşı buraya aldık. Bu arkadaşı buraya aldık. Bunu buraya aldık. Tamam. Hala yer var. Şimdi burayı müşteri desteği odası haline getiriyorum. Buraya bir tane şöyle kapı koyuyorum. Pencere de koyuyorum şöyle. Oldu mu? Oldu. Tamam. Buraya bir tane çalışma masası. Kalorifer bir tane. Tamam. Çalışan. Destek sanat. Destek elemanı. Sanatçısı değil. Teknisyen değil. Bilim insanı değil. Eleman yok. Bunların hepsini reddet. Hepsini reddet. Hemen yeni eleman gelsin. Yaz rehaveti bitti bu arada. Güzel. Yeni eleman geldi mi? Bu hafta bitti. Neyse açıyorum oyunu artık. Geliştirmeyi bitir dedim. Şöyle bir şey. Age of Fuckers. 3 tane bug var. Grafikte ve seste de rekor kırılmış. Yayıncı arıyoruz. Epic Fire. Güzel. Middle'la aram iyi ama bunun pazar gücü daha iyi. Artık buradayız. Artı bir puanlarımızı aldık hocam. Sınıflandırmayı da aldık. %37. Çöp mü? Değil. Çöp değil. Eski ve cilasız oyun beni çabuk sıktı. Çabucak sıktı. Geliştirici bilgisayar oyunlarının görsel bir ortam olduğunu anlamadı. Cilasız grafikleri başka türlü açıklayamam. Oyun müzikleri oyunla uyumlu olsaydı gerçekten iyi olurdu. Ama durum bu değil. Oyunun kontrolleri diğer oyunlara göre ortalama düzeyde. Bu oyunun kesinlikle güçlü yanları var ancak eğlencenizi bozmak için çok fazla şey yapıyor. Yine kötü yorum ya. Yine kötü yorum. Hemen oyuna bir güncelleştirme yapalım. Bütün bugları çıkar. Yeni oyun modu, yeni görevler, yeni arka plan falan filan. Şöyle. Bütün dilleri bas. Tamam, yeni bir güncelleştirme paketi yapılsın. Bir de bir destek elemanı bulalım ya. Satışlar. İlk haftadan 12.000 küsur sattı. Çok az. Çok az. Bulamıyorum bu arada eleman. Bunu işe alsam buraya versem olur mu? Desteğe bu baksın ya. Müşteri desteğini başlat. Müşterilerle ilgilen abicim. İlgilen müşterilerle. Abi grafiklerde yine hayal kırıklığına uğruyorlar. Çıldıracağım. Motor özellikleri. Kendimi öldüreceğim ya. Vallahi kendimi sikeceğim ya. Yani nasıl olabilir? Ben daha ne yapabilirim ya? Çeşitli. Motor özellikleri. Motor özellikleri yapsın artık benim elemanlar o zaman. Neyse karını kar edeceğiz. Her türlü güzel bir kar edilecek buradan. 1 milyondan fazla kar edilecek. O belli. %37 miydi? Şu ana kadarki en iyi puanımız.
Yeni motor benim mevcut. Güncelleştirme çıktı, hop patladı. Tamam. Şimdi ücretli eklenti yapalım Age of Fakırsa bir tane. Age of Fakırsın şeyi neyi içeriyor? Kolonileşme alt türü. Yeni öğeler, yeni zorluklar, bir sürü şey, bir sürü, bir sürü. Bir sürü. Age of Fakırs Afrika Edition. Hemen bunu da yapın hocam. Dilleri seçin. Neydi bunlar? Unuttum. 30 grafik, 25 ses. Oynanış ne? 30 oynanış. ...35 olsun grafik. Sesi bir tık düşürdük. Hile koruma yazılımı da koyduk. Hadi bunu da bir hızlıca geliştirin bakayım. Müşteri desteği elemanımız da çalışıyor. Zaten 3 kuruş hayranımız var. Onları da kaybetmek istemiyorum ya. Birçok hayran memnun değilmiş kalitesinden. Olsun. Olsun, satışlar devam ediyor. Hala haftalık ciddi miktarda bir satış var. Hayran mağazası. Öyle bir özellik yok. Hayran kampanyası başlatalım. Memnuniyet anketi, imza kartları, stüdyo turu. Hangisi olsun? Memnuniyet anketi yapalım. Afrika Edition çıkacak. Az kaldı. %50. Neredeyse kâra geçtik. Geçeceğiz bu arada. Aynen. Haftaya kârdayız. Bu şekilde devam ederse haftaya kârdayız. Bakalım Afrika Edition beğenilecek mi? Hemen bir de 3 ay sonra falan eklenti çıkıyor. Harbiden çok şerefsizce bir şey. Biz burada hiçbir şeyde var mıyız? Hiçbir şeyde yokuz değil mi? Allah kahretsin. En azından en kötü de değilim. Bu da bir şey ama. Memnuniyet anketi tamamlanırsa bir hayran sahibi olacağız artık. Evet. 198.000 kâra geçti. Evet, şimdi bu da bir çıksın hadi. Çıksın hadi. Beğenciye teslim et. Yayınla hocam. Yayınla. Puan aldı mı? %32. Onun da hemen güncellemesini yapın. Afrika Edition'ın güncellemesi. Bütün bug'lar giderilsin. 459.000 harcamışız. O da kendini kurtarır diye düşünüyorum. Bir şekilde toparlar. Diğeri 400.000 kâra geçti bile bu arada. Güzel. Memnuniyet anketimiz tamamlandı. Çekiliş mi, imza kartı mı dağıtalım? Stüdyo turu mu verelim? Ne yapalım? Müşteri desteğine bakalım bir. Başlat. Biraz soru birikmiş. Onlar tüketilsin. Yine güncelleme de yapıldı. Tamam. Şimdi hocam yeni oyun geliştiriyoruz. Bu sefer oyun büyüklüğü A. Max özellik 30. Dehşet. Dehşet. Ne olacak? Üçüncü şahıs nişancı. Ana konusu 3. şahıs nişancının shooter var mı burada? Aynen. Aksiyon, sports, RPG, fighting, simulation. Allah, orada sports diyor. Ben riske giriyorum. Sports'u deneyeceğim. Açık dünya grafiklerine gel. Müşteri desteği bitti bu arada. Müşteri desteği bittiğine göre hemen bir hayran kampanyası, stüdyo turu. Takipçilerimize, sevenlerimize stüdyo turu yapacağız. Yeni oyun. Üçüncü şahıs nişancı, spor. Alt konu spor. Yani spor. Hedef kitle yetişkin. Lisans yok. Oyunun adı sporcu boğmacası. Devam. Motor var. Motor var. Murai Engine değil. Murai Engine kesinlikle değil, bir dakika. Grafikleri fena olmayan Murai Engine değil. IT teknoloji mi? Dur bakayım bir. Yeni oyun motoru almaya çalışsam. Var mı daha iyisi? Bilgisayarda ama. Bu değil. Bilgisayarda daha iyisi çıkmamış. O zaman bir oyun geliştirin. Yeni oyun sporcu boğmacası. Motor. IT teknoloji, ana platform, bilgisayar, başka zaten yok. 616 ne oluyor?
iş yükü. Gelişmiş fizik. Her şey full en sonda. Hile koruma yazılımı, modern 3 boyutlu grafikler. Devam. Şimdi bunda nasıl yapıyormuşuz? grafik, 40 ses, 25 teknoloji. Oynanış 20. Tümünü seçtik. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi 30 tane seçebiliyorum burada. Bu bayağı iyi. Klavye desteği, duraklatma işlevi, kontrol noktaları, kontrolcü desteği de var. Oyunu kaydetme var. Bu var. Hile kodları var. Öğretici var. Yan görevler var. Sürpriz yumurta var. Fare desteği var. Karakter özelleştirme. Gece gündüz. Tekrarlanabilir görev. Başarılar. Ayrılanabilir had. Beceri ağacı. Dinamik yıkılabilir dünya. Ses çıkışı ne? Seviye editörü, mod desteği, ıvır zıvır, mini oyunlar, üf, mini oyunları çıkar. Mini oyunları çıkar. Birden fazla son olsun. Ayarlanabilir kontroller, modern kontrolcü desteği, dinamik müzik, dinamik zorluk seviyesi, ara sahne. Başka? Etkileşimli hikaye bitti. Devam ediyoruz. Her şey full üzerinden full. 1.334.000 dolar maliyetli bir oyun oldu bize bu. Ananı sikiyim. Uf. Uf, 78.000 dolar paramız var şu an. Satışlar biraz daha devam ederse çok iyi olur arkadaşlar. Aynen. Age of Fuckers Allah'tan taşıyor şu an bizim şirketi. Güzel. Age of Fuckers taşıyor şu an. Tekrar 210.000 dolar küsür kâra sermayeye sahip olduk. %9, %10, %10.5, evet güzel, devam. Age of Fuckers Africa Edition kendini kurtarmayacakmış gibi duruyor. Vidanjör diye bağırıyor orada. Savaş savaş asla değişmez. Evet, hadi abi. Seri, biraz daha seri, bu iş bitsin. Açık dünya 3 boyutlu grafikleri bu arada araştırıyoruz. Kendi oyun motorumuzu yaparken bu araştırmaları kullanacağım. Araştırmacılardan biri tuvalette değil mi? Evet. O da geri gelsin. Öteki girdi tuvalete. Tuvalet sayısını mı arttırmam gerekecek benim acaba? Ne olacak? Şansımı sikeyim. Üçüncü şahıs nişancı türü. Benim şu an sporcu bulmacası oyunum. Bitti. Yalan olacak. Gitti, patlayacak yani. Resmen rezillik ve ilgilenen de yok şu an bunun da haliyle. Şu an sıçtık. Dehşet para yatırdığımız oyun puan da almadı. Allah'ım, sporcu boğmacası aldı, %14 puan. Grafiklerle ilgili yüksek talebiniz yoksa onunla iyi yaşayabilirsiniz diyor. Ya abi, piyasadaki en iyi grafik şeyine sahip olan motoru aldım. Olmadı ya. Müziği idare eder, arkadaşınız çalacağınız hiçbir şey yok. Oyunun kontrolleri hakkında şikayet edemezsiniz. Bu oyun gerçekten kötü. Dilinizi ısırırsanız daha çok eğlenirsiniz diyor. Bittik, bittik, battık, bittik. 5000 falan satar bu. Evet. 5800 sattı. Mahvolduk ya. Yemin ediyorum mahvolduk. Hemen bug'ları götürelim bari. Of ya. Müşteri desteği geliyor. Mesajlar geliyor. Bir şeyler oluyor. 1.453.000 yatırmışım bu oyuna. Daha iyi bir atmosfer istemişler. İptal et o zaman. 20.000 geri ödeme alacaksak. Atmosfer nedir? Arka plan grafikleri mi? Yeni ortam nesneleri, arka plan grafikleri. Yeni ses efektleri. Şu şekilde daha iyi bir atmosfer verelim o zaman. Belki artar yani o şekilde. Bilmiyorum da işe yarayacak mı? Ama bitik durumdayız. Çok kötü durumdayız. 145 bin dolar para var. Ay başı geliyor. Maaşlar yatınca ne olacak acaba? Geri kaç para kalacak? 1.280.000 zararda, 247.000 zararda. Aybaşı geldi mi? Geldi, bakalım ne olacak. Ödeme mi yapıyoruz şu an? Yapmadık henüz. Araştırma. Araştırma yapalım. Ne araştıralım? Ekonomi araştıralım. Çok kötü oldu ya, aşırı kötü oldu. Aşırı kötü oldu, harbiden fena kötü oldu. Burayı şuraya destek verdireceğim. Verdiremiyorum. Neden verdiremiyorum?
Vermiyorlar, destek vermiyorlar. Motor özelliği araştırmaya kalksak çok para. Oynanış özelliği araştırmaya kalksak çok para, para yok. Tür araştıralım o zaman. Rol yapma araştıralım. Ne yapalım amına koyayım? Hayranlar düşüyor. Müşteri desteği çalışsana oğlum. Doğru düzgün çalış. Millet birikti. Birazcık satışları arttırdı bu arada güncelleştirmemiz. Oyunla ilgili geri dönüşler falan var mı? Milletin yorumları falan. Biz bittik ya, bittik. Biz bittik. Biz mahvolduk. Hemen kısa bir oyun mu yapsak, ne yapsak? Remaster. Ne oluyor remaster? Kendi yaptığım oyunlardan birinin remaster'ını mı yapacağım? Kolonileşme ve bulmaca. İnceleme sonucu %1 olan The Sinister Seven piyasalarında kaldırılmış, zarar ederek çıkan Sinister Seven. Neydi bu? Beceri mi? Siktir et. Empire of Yarax %3. Bunun şu an remaster'ını yapacağız. B artı olarak çıkacak. Ana platformu bilgisayar olacak. İkinci platformu Pretendo olacak. Motoru da ne olacak? IT teknoloji olacak. Ha, motorsuz olunca ne oluyor? Motor özelliği 4. İmkansız. Hile koruması koyduk. Bütün diller var. Bunu böyle bıraktım yine. Para yok ki. Yapamam şu an onu. Para yok ki. Of, batıyoruz ya. Yemin ediyorum batıyoruz. Kredi mi çeksem acaba? Küçük kabin. Abi sporcu boğmacası lütfen. Ya hiç popüler olmadığı bir zamanda yaptık evet ama. Lütfen spor... Aa dur, popüler olmadığı zaman bitti şu an. Aha, biraz daha arttı satışlar. Güzel. O zaman hemen bir güncelleme. Ücretli eklenti. Sporcu boğmacasına ücretli eklenti. Ya da yok. Sporcu boğmacasına ücretsiz eklenti. Ücretsiz güncellememizde yeni oyun modu, yeni görevler, yeni müzik, kontroller, performans falan filan. Yapıştır. Yapıştır. Hemen. Bak satışlar arttı. Bunu koruyalım. Bunu korumamız lazım. Araştırmada ne yapıyorlar? Araştırmada ne yapıyorlar? Spor. Hadi. Sporcu boğmacası coşsun abi. Uçsun ya hadi ya. Olması gereken oydu ya. Açılışının 25-30'larda başlaması lazımdı. Hadi bu yeni güncellemeyle biraz daha coşturalım sporcu boğmacasını. Güzel gidiyor. Fena gitmiyor. Kötü başladı. Güzel gidiyor. Yeni güncelleme geldi. Çok pis, kim fark etmedi. Of ya. Yeni oyun. Lisanslı bir şey yapalım bari. Ne yapalım? Lisans satın alın. Ya da neyse, bu bölüm yapmayalım. Allah kahretsin, benim canım çok sıkıldı ya. Asla başarılı olamıyorum ya. Muray Tek, oyun kaydedildi. Bu bölümün arkadaşlar burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde ne yaparız bilmiyorum. Batmazsak iyidir ama yani. Sefalet çekmezsek, ölmezsek iyidir. Hadi gittim ben.